Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda plakalı eşanjörden bahsedeceğiz. Şuradaki parçamız. Bunu sökmek ve temizlemek istiyorsanız ön kısımdaki parçaları sökmeniz lazım. Çünkü burada iki tane vidamız var. 4 numara alyanla açılıyor. Bunlara erişmek için ön tarafını temizlemeniz lazım. Bazı kombilerde direkt olarak ön tarafta olduğu için sökmesi biraz daha kolay. Şimdi buradan soktuğunuz anahtarı çeviriyorsunuz. Arka tarafından desteklemezseniz eşanjörünüz pat diye düşer. Sonra eşanjörden olursunuz. Öncesinde açtığım için çok fazla uğraşmayacağım. Bakın şöyle. Açtınız, vidasını çıkardınız, çıkarıyorsunuz, geliyor. Bu eşanjörlerin özelliği nedir arkadaşlar? Bir tarafından şebeke suyu dolanıyor, bir tarafından da sıcak su dolanıyor. Ana ısıtıcıdan gelen sıcak su burada dolanarak şebeke suyunu da ısıtıyor ve ne yapıyor? Anında musluktan sıcak su almanızı sağlıyor. Bu su ve bu su asla birbirine karışmıyor. Su plakalar sayesinde arada gezinir ve şuradaki plakalar ısınır. Isıyı iletir, enerjiden ve doğalgazdan tasarruf sağlar. Takarken de yönü var arkadaşlar. Ters takmıyorsunuz. Üst taraf sıcak su, alt taraf şebeke suyunun gezindiği kanal diyelim. Çoğu eşanjörde üst ya da alt taraf neresi anlıyorsunuz. Kirli olan, paslı olan taraf sıcak suyun dolaştığı taraftır. Yani üst taraftır. Diğerine göre daha temiz olan yer ise şebeke suyunun dolaştığı yerdir. Eşanjörler temizlenirken videolarda gördüğüm bir hata var. Yani bunu ustalar niye paylaşıyorlar anlamıyorum. Porçözden nefret ediyorum arkadaşlar. Neden mi? Porçöz metalin düşmanı. Buna dökülmez. Anasını ağlatır. Hüngür hüngür. Porçözü metale değdirdiğiniz vakit bitiriyor o metali. Neyle temizleriz peki arkadaşlar? Bol suyla temizlemek lazım. Porçözden daha hafif kimyasal temizleyiciler kullanılabilir. Basınçlı su verebilirsiniz. Yani şuradan suyu verirsiniz. Hortum, artık elinizde bir şey varsa direkt olarak musluğa da dayayabilirsiniz. Suyu açtığınızda öbür taraftan kirini pasını atarak çıkar. Yine de böyle durumlarda illaki porçöz kullanacaksanız 1/4 oranında sulandırın. Şöyle bir amacınız olmasın, içerisini tertemiz ışıl ışıl yapacağım. Zaten eşanjörü yerine taktıktan sonraki hafta tekrardan içerisi pislenecektir. Peki eşanjör arızasını nasıl tespit ederiz? Buradan suyu verdiğimizde diğer karşılığından çıkıyor olması lazım. Buradan su verdiğimizde de buradan su gelmemesi lazım. Keza aynı şekilde diğer deliklerden de buradan gelen su buradan çıkıyorsa ve başka yerden çıkmıyorsa bu eşanjör için sağlam diyebiliriz. Genelde şişiyor bunlar. Yüksek basınçtan dolayı yanakları şişiyor ve takıldığında su kaçağına yol açıyor. Takılı olduğu yerlerde conta var. 4 tane oluk, 4 tane de conta. Basınç oluşunca bu contalar kaçağa yol açıyor. O yüzden gövde kontrolünde yapabilirsiniz. Şöyle gözünüze bakarsınız, şişme var mı? Mesela bu gayet iyi durumda, bir sıkıntısı yok. Kısaca su verdiğimizde gösterelim. Ondan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yönü doğru olarak, yani alt taraf şebeke suyu, üst taraf sıcak suyun geçtiği yer olarak takıyoruz. Bakın burada yazısı var. Üzerinde yön yazısını koymuşlar. Çok anlaşılabilir bir yazı değil ama bu yazı kısmının yukarıda olacağını anlıyoruz. Söktüğümüz şekilde eşanjörü yerine takarak bu vidaların girdiği olukları deliklerinden geçiriyoruz. Sonra da vidalıyoruz. Kapatıyoruz. Bitiyor. Easy mi? Easy tabii ki de. Peki arızalar nelerdir? Ondan da bahsedelim. Suyunuz bir anda ısınır, soğur, bir sıcak bir soğuk su verir. Bu arıza manasına gelir. Tabi 3 yollu vanadan da şüphelenmek lazım. Kaçak olur, su kaçağı olur. Kombinizin altında su sızıntısı olur. Basınçtan dolayı kenarlar şişmiş ve su sızıntısı yapıyor olabilir. Bu da bir arıza. Musluklardan soğuk su akar. Kombiniz komple arıza da verebilir. Şu anda videonun kenarında size arıza listesini gösteriyorum. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar, yani daha da anlatacak bir şey yok. Videoma burada son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.